Şırnak son 21 yılda 7 baraj, 1 sulama tesisi, 40 taşkın koruma tesisi ve 6 hidroelektrik santral inşa ettik. Tamamladığımız tesislerle Şırnak, Silopi, Cizre ve İdil'e içme suyu temin ettik. Yapımına başlayacağımız Cizre Barajı ile Cizre İdil Ovalarının toplamda 640 bin dekar zirai arazisini suyla buluşturacağız. Planlama çalışmaları süren Nerdüş ve Şenova barajları ile Bazamir Göleti'ni inşa edeceğiz. Bu tesislerle Silopi Ovası sulaması projesi dahilinde 307 bin dönüm zirai araziyi de suyla buluşturacağız. Şırnak'ta çiftçilerimize, yani bana böyle zılgıt atmayın. Yaklaşık 15 milyar lira tarımsal hibe desteği verdik. Şehrimizin önde gelen üreticileri arasında yer aldığı Siirt fıstığını atıl durumdaki arazilerde yeni aşılarla hızla yaygınlaştırıyoruz. Bölgenin en önemli geçim kaynakları arasında yer alan hayvancılığı geliştirmek için çok sayıda proje uyguluyoruz. İstihdamı desteklemek için Şırnak'ta işverenlerimize 1,5 milyar lira tutarında prim teşviği verdik. Enerjide Şırnak, İdil'e ve Silopi'ye doğal gaz arzını sağladık. 5 Şebap, Güçlü Konak, Karalar ve Uludere'ye de inşallah 2026 yılında doğal gaz arzını sağlayacağız. Ben de sizlerle gurur duyuyorum. Şu anda Gabar'da günlük petrol üretiminde nereye vardık biliyor musunuz? 37 bin varili geçmiş durumdayız. Hedef 100 bin varil. Buralar uçacak, uçacak. Uçacak. Bu ay sonuna kadar günlük 40 bin varili geçmek, yıl sonunda da 100 bin varil üretime ulaşmayı hedefliyoruz. Kato Dağı ve Faraşin Yaylası da yeni petrol arama alanlarımız arasına girdi. Boş durmuyoruz. Çalışıyoruz, çalışıyoruz. Hayata geçirdiğimiz yatırımlarla Şırnak madenleriyle, jeotermaliyle, güneşiyle, rüzgarıyla ülkemizin önde gelen enerji üslerinden biri yapmakta kararlıyız. Daha düne kadar terör yüzünden kimsenin giremediği yerlerde bugün insanlarımız huzur içinde yaşıyor, geziyor, dolaşıyor. Hatta Gabar'daki Süryani vatandaşlarımızdan, Beytüşşebap'taki Keldani vatandaşlarımızdan köylerine geri dönenler oldu. Vatandaşlarımızın rahatı için yaylalara, mesire alanlarına, içinde her türlü ihtiyacı karşılayacak tesislerin yer aldığı dinlenme alanları inşa ediyor, yollarını yapıyoruz. Bir dönem adı korkuyla anılan cehennem deresinde cam ve ahşap seyir terasları, yürüyüş parkurları kuruluyor. Nereden nereye? Şırnak giderek daha yoğun bir şekilde ülkemizin önemli turizm destinasyonları arasına giriyor. Sordum, şu anda alanda ne kadar
katılım var. Ne dediler biliyor musunuz? 25 bin. Zaten yol boyunca maşallah gümbür gümbür vatandaşlarım, Şırnaklı kardeşlerim bizi karşıladılar. Şimdi isterseniz şehrimize yaptığımız hizmetleri şöyle görüntülü olarak ekranda izleyelim. Efsaneler Diyarı Şırnak 21 yılda eser ve hizmetlerle gelişti. Yeni okul binaları ve dersliklerle Şırnak'ın geleceği için modern eğitim imkanları sunuldu. Şırnak Üniversitesi'nin kapasitesi genişlerken kente yeni yurt binaları kazandırıldı. Gençlik merkezleri, spor tesisleri, yaşam, kültür ve sanat merkezleriyle sosyal olanaklar artırıldı. Biz tarih ve medeniyeti birlikte inşa etmiş, ortak bir inancın, ortak bir akidenin, ortak bir tarihin çocuklarıyız. Şırnak halkına hizmet veren hastaneler ve sağlık tesisleri inşa edildi. Mevcut hastaneler büyütüldü ve yenilendi ve Şırnak'a 500 yataklı bölge hastanesi kazandırmak için kollar sıvandı. Şırnak'a yöresel mimariye uygun yapılar kazandırıldı. Sağlam ve güvenli konutlarla şehir yenilendi. Şırnak'ın millet bahçeleriyle süslenmesi için adımlar atıldı. Kavşaklar, bölünmüş yollar, ilçeleri birbirine bağlayan şehir yolları, tüneller, viyadükler, köprülerle Şırnak'a ulaşım kolay hale geldi. Biz bu ülkenin her şehrine sevdalıyız. Biz bu ülkenin her köşesine, her insanına muhabbetle bağlıyız. Şırnak'a kazandırılan Şerafettin Elçi Havalimanı'nın kapasitesi ve yolcu sayısı her geçen gün artıyor. Şırnak şehirler arası otobüs terminali ise şık ve modern bir anlayışla inşa edildi. Organize sanayi bölgesinin ve Şırnak ekonomisinin gelişimi için yatırım ve prim teşvikleri verildi. Kentte doğal gazı yaygınlaştırmak için çalışmalar sürüyor. Şırnak'ı samimiyetle sevmekle kalmadı. Aynı zamanda tarihinde görülmemiş hizmetlerle Şırnak'ı buluşturdu. Şırnak'ta atık su arıtma tesisi, barajlar, içme suyu tesisi, sulama projeleri hayata geçirildi. Şırnak'ta tarımın ve hayvancılığın gelişmesi için destekler verildi. Gençler, kızlar sizi solladı. Şırnak, Türkiye yüzyıl hedeflerine doğru gelişerek yürümeye devam edecek. Bu topraklarda söylenen türküler bize can olmayı, canan olmayı, candan olmayı öğütler. Şırnak kadim şehirlerimizin el kıdemlisidir. İnşallah 31 Mart'tan sonra bunlara yerel yönetimlerle işbirliği içinde çok daha fazlasını ekleyeceğiz. Cumhurbaşkanıyla, bakanlıklarıyla, belediyeleriyle el ele vererek Şırnak'ı bölgemizin ve ülkemizin önde gelen üretim ve istihdam merkezlerinden biri haline getirmek istiyoruz.